TRT Türk ekranlarından herkese merhaba. Kültür pusulasına hoş geldiniz. Kültür pusulasında her hafta birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Tuğba bu hafta benim konuğum Ahmet Demir ve Sümeyra Demir olacak. Kendileriyle atölye çalışmalarını, çocuk edebiyatını ve çizerliği konuşacağım. Sende neler var? Benim bugünkü konuğum yönetmen Osman Nail Doğan. Kendisiyle film ve dizilerini ve son dönem projeleri konuşacağız. Ayrıca öykü yazarı Ecem Tuğba Hizarcı ile yapılan bir röportaj ekranlarınızda olacak. Kültür pusulası şimdi başlıyor. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. TRT Türk ekranlarından merhaba. Kültür pusulası devam ediyor. Bugünkü konuğum Ahmet Demir ve Sümeyra Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, Sümeyra Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. İyiyim İyi ben de. ki geldiniz. Sizi ağırlamak büyük bir keyif bizim için. Teşekkür ederim. Sümeyra Hanım sizinle başlamak isterim. Tabii. Ee, uzun yıllardır çocuk edebiyatının içerisindesiniz. Ee, çocuklarla haşır neşirsiniz. Çok çeşitli alanlarda çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Çocuklarla ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? Ee, biz bu alanda çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz Ahmet Bey'le. Çocuklarla hem çizim anlamında birlikte çalışmalar yapıyoruz, atölyemize geliyorlar onlar, atölyemizi paylaşıyoruz onlarla birlikte. Hem de onların böyle sanatla ilgisini gördükçe bizi bu heyecanlandırıyor, onların hayatına sanatın dokunuşunu görmüş oluyoruz, birebir bunu deneyimlemiş oluyoruz onların üzerindeki etkiyi. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor tabii ki. Epey de heyecanlandırıyor. Ne tür çalışmalarınız var? Biraz detaylı bahsetmek ister misiniz? Çocuklarla biz e, resim alanında daha çok illüstrasyon dediğimiz bu çocuk kitaplarında kullanılan resim diye açıklayabileceğimiz alanda çalışmalar yapıyoruz. Atölyemize geliyorlar. E, onlarla birlikte farklı e, türlerde resimler yapıyoruz çalışmalarımız. E, beraber deneyerek kendi tecrübemizi onlara aktararak geliştirdiğimiz şekilde ilerliyor. Bu atölye e, yani birkaç aşamadan oluşuyor bildiğim kadarıyla. Bazıları daha uzun soluklu. E, yıllara dayanan atölyeleriniz olduğunu biliyorum. Bir de sadece çocuklara hitaben değil değil mi? Ahmet Bey sizle devam edelim. Aslında biz e, çocuklarla başlıyoruz. Sonra ailelerin de ilgisini çekiyor. Yani yetişkinler dediğimiz çocukken bu işe vakit ayıramamış e, bireylerde bize katılıyor. Biz tabii çocuklar için resim atölyesi, karakter tasarım atölyesi yaparken farklı platformlarda hem kendi atölyemizde hem de dijital ortamlarda ve bazı özel merkezlerde yetişkinlerin de katıldığı bir aslında ekosisteme dönüyoruz. Yani çocuklar olarak başlayan şey yetişkinlerin olduğu. Yani çocuklar için kitap öğreten yetişkinler atölyesi yapmış oluyoruz. Kitap resimleme atölyeleri de yapılıyor üzerinde çalışıyoruz. Bu tabi uzun soluklu olmasının sebebi de e, ilk aylar bittikten sonra e, yaptığımız çalışmalar işte dergilerde, kitaplarda ekipler kurarak ilerlediği için işte bu e, işi de organize ettiğimiz için tam bir atölye e, kültürünü e, uzun sürelere yayıyoruz. Yani şu an e, iki yıldır çalıştığımız, üç yıldır çalıştığımız kişiler var. Hani bu ilk başta atölyeyle başlayıp Sonra kendini geliştirmesi için böyle bazı hı hı. gönüllü işlerde, sonra hı hı. yavaş yavaş aylık dergilerde ve kitap projelerinde ortaklaşa birlikte ekip kurarak işte ilet, ilerlettiğimiz çalışmalara dönüyor ve böyle bir ekosistem ve hani kültür anlamında da birçok yayın evinin çocuk kitaplarında imza atan bir sürü çizer arkadaşımız, ekip arkadaşımız olmuş oluyor. Sizin çizerlik yönünüz çok öne çıkan bir yön. Pek çok çalışmanız var hem kendi yayın evinizde, atölyenizde hem de farklı yayın evlerine çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. Siz aynı zamanda çizer yetiştiriyorsunuz bu atölyelerde. O çizer arkadaşlarla daha sonra ortak projeler yapıyorsunuz. Nasıl bir duygu yani sizin yetiştirdiğiniz belki yüzlerce öğrenci var geriye dönüp baktığınızda bazılarıyla da işbirliği halindesiniz. Nasıl bir duygu bu? Yani güzel yanı çok kocaman bir aileyiz öncelikle ee, her birinin tabii aile olunca bazı duygusal anlamda ihtiyaçlarını da biliyoruz şahit oluyoruz fıtratlarını biliyoruz hani onlarla beraber iş yaparken hangisi nasıl bir şekilde çalışır duygusal mıdır ee, nasıl çizgisi var hani tarzı nasıl falan her açıdan biliyoruz yani büyük bir bulut aslında yani teknoloji anlamda bulut dediğimiz aynı zamanda büyük bir düşünce bir duygu aslında. Bu biraz tabii yük oluyor, biraz sorumluluk da olmuş oluyor ama e, belli kurallar çerçevesinde iletişim e, anlamında belli bir usul izlediğimiz zaman herkes kendi yapacağı işi, görevini yapınca, kendileri de isteyince zaten e, güzel bir işe ortak olmuş oluyoruz ve çok da güzel işlere imza atıyoruz. Hatta bazıları beni geçiyor bu asıl korkunç olan bu. Evet. Ne kulağa geçiyor mu? Bu iyi yan iyi yanı da var tabi. Ee, ama bir yandan da bazen hafif böyle imleniyorum biraz. Biraz üzüldüğünüzde oluyor mu? Önce üzülüyorum sonra diyorum ki aslında iyi ya ne güzel bak ya işte biz birazcık mutlu oluyoruz sonra. Böyle değişik duyguları <laughs> ne kadar, ne bir arada yaşıyoruz. E, Sümeyra Hanım çocuk edebiyatı alanı Türkiye'de son yıllarda hızla böyle yükselen, ivmelenen bir alan. E, pek çok yeni yayın evi görüyoruz, pek çok yazar, çizer e, kendilerini gösteriyorlar. Çok çeşitli çalışmalar var. Sevindirici de bir taraftan. Tabii. E, siz çocuk edebiyatının şu anki durumunu Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Biraz bahsetmek ister misiniz? E, açıkçası ben e, çocuk edebiyatı alanında da geçmişte kısa bir dönem çalışmalar yapmıştım. E, o, o alan da çok heyecan verici. Çünkü aslında temelinde baktığımızda, hep çocuklar için ya da güzel bir şeyler yapmak sadece çocuklar için de yetişkinler için de üretmek bizim e, dikkatimizi çeken kısım yani olmak istediğimiz taraf bu taraf çok fazla üretim var şu anda Türkiye'de de ülkemizde de e, bu güzel sevindirici bir şey çünkü e, geçmiş zamanda bu alanda biraz böyle daha gecikmiş hissediyordu insanlar kendisini. Hani genellikle yurt dışından gelen telifli eserler daha çok gündem oluyordu. Şu Ama an artık aslında tam tersine tam doğru tersi, da bir gidiş var. Evet. Mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da artık buradaki eserlerden daha fazla istifade edebiliyor. Tabii Onlar ki. kendi daha ülkelerine bize ait şeyler çıkmaya başladığı başladı, dört evet. elle sarıldığımız eserler çıkıyor. Gerçekten gördüğümüzde heyecanlandığımız, sevindiğimiz eserler çıkıyor. Bunların içinde bulunmak, ucundan kıyısından tutabilmek bize de çok iyi geliyor tabii ki. Bunlar çok e, ülkemiz adına e, güzel gelişmeler. Ben e, bu durumdan memnunum kendi adıma söyleyebilirim. Ben bu anlamda bir katkı sağlamak tabii, isterim. Tabii. Şimdi bu bahsettiği konu çok önemli. Aslında biz hani bize verilen şeyleri okuyorduk. Şimdi biz üretir hale geldik. E, yaptığımız işlerde biz bu e, durumu bilerek hep arkadaşlarımızla çalıştık. Yani biz... İleride bazı işler öğreteceğiz ve bunlar çeviri eser olacak ki şu an buna da imza attık yani yayın evlerine biz ekibimizle beraber yaptığımız işlerde e, neredeyse Türkiye içinde 10 baskıyı geçen eserler, ne kadar güzel. dünyada farklı dillere çevrilen eserlere imza attık. Yani biz e, bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Hani çizer yetiştirip çizerin bizi geçmesi değil bir yayın ev olarak bizi geçen yayın evlerine iş yapmanın da huzurunu mutluluğunu yaşıyoruz. Ama benim burada hani önemsediğim şu var bu bazı kültür anlamında çalışmalarda fedakarlık gerekiyor. Yani birileri elini taşın altında koyduğu zaman yani mesela ben çizerlerle beraber çalıştığım için kendi çizim çalışmalarımız biraz da durdurmuş oluyorum. İşte yayın evleri de bu çizerlere fırsat verirken ve bu anlamda çalışmalara dahil olurken biraz da fedakarlık yapıp hani daha böyle ee, çeviri eserlerin olması adına hem çalışması hem de çizerleri destekleyici onları e, onlara güvenerek hani daha güzel işler yapabileceğine inanarak e, bazen böyle biraz da az kazanarak biraz da zahmet vererek e, ileriye dönük yani ülkenin e, kültürüne çocuklarına katkı sağlayacak işlere imza atmak açısından daha evet. böyle e, ortak yani kazan kazan modeliyle ilerlemeleri e, gerekiyor biraz bazen bir geçiş sürecinde fedakarlık yayın evine de düşüyor. İçerik üretmek aslında değil mi temel mesele? Yani mevcut işte bir şekilde dünyanın her yerinde içerik üretiliyor ama o içerikleri alıp kopyalayıp burada uygulamaktansa burada kendi belki değerlerimizle içerik üretmek herhalde daha kıymetli. Tabii ki daha kıymetli. Bizim önemsediğimiz asıl bu işte. Yani başından beri biz bu tarz işlerde çalışmaya başladığımızda Tek e, motivasyonumuz buydu bizim. Yani bize ait bir şey olsun. Biz kendimiz e, bunu yaptık diyebilelim. Yani sadece e, uzaktan izlediğimiz böyle hayranlıkla, gıptayla baktığımız eserler... ...sadece uzaktan izlediğimiz eserler olmasın, bize de ait bir şeyler olsun. Bunun motivasyonuyla böyle e, ne yapabiliriz diye düşündük. Yaptığımız çalışmalar hep buna yönelik oldu bizim. E, yani en temel... E, Tercih ettiğimiz sebeplerden biri bu diyebiliriz. Hı hı. Ee, sizin yayınlarınızda e, tasarımlar çok dikkat çekiyor. Sizin kuşkusuz e, çevirmenliğin e, çizerliğinizin özür diliyorum. Çizerliğinizin önemli bir tarafı var. E, şöyle de belki gösterebilirim. E, farklı biçimlerde yayınlarınız var. Mesela çocuklar için bir etkinlik e, ürünü evet. e, çıkarmışsınız. Bu bir seri sadece bir tanesini göstereceğim. Hı hı. Karıncanın kaydırağı. Hı hı. Şöyle... Açtığımızda e, bir burada bir hikaye çıkıyor, İçinde de bir kağıt var. Çocuklar da herhalde onunla etkinlik yapabiliyorlar. Biraz bahsetmek ister misiniz? E, bu bizim bir kutu masal adı verdiğimiz e, çalışmamız. Ben kısacık bir hikaye yazdım içerisine. E, Ahmet Bey de resimlerini yaptı. Ama esas dikkati çekmek istediğimiz kısım bunun tasarımıydı. Biz bu farklı bir tasarım yapmak istemiştik ilk e, yola çıktığımızda. E, bize ait yine hep vurguladığımız kısım o. İşte çocukların dikkatini çeksin, hani kısacık bir hikaye olsun ama okumayı sevdirsin, onlara böyle bir kitapla bağlarını kuvvetlendirsin, dikkat çekici bir şey olsun istemiştik yani. Sonra böyle bir çalışma ortaya çıktı. Böyle bir gece oturup ne yapabiliriz diye konuşurken sonucunda dört ayrı çeşidi var bunun. Böyle resimleri de Ahmet Bey yaptığı çok tatlı, şirin resimleri var şeylerde görüyoruz yani çocuklarla karşılaştığımız zaman dikkatini çekiyor çocukların bu çok seviyorlar gece yastığının altında onunla uyuyan çocuklar güzel. oluyor. Güzel. Evet bize de fotoğraflarını gönderiyor aileler işte severek ilgiyle takip ediyoruz gibi yorumlar aldık şimdiye kadar hep böyle. Böyle bu bizim böyle mutlu eden tatlı bir proje olmuş oldu. Bir gecede yaptığımızı da söylemiş olduk bu arada. <laughs> o, İlk çok... kitabı bir gecede yaptık ama bir sene boyunca çantamızda gezdik, istişare vakit ettik. Matbaalarda nasıl basabiliriz? Matbaalarla bunun üzerine istişareler bunu çok da girmek istemeler. Çünkü tasarım ürün biraz zorlayıcı bir şey. Farklılık yapmak birazcık e, işte az önce bahsettiğimiz fedakarlığı getiriyor. Biz tabii bunu... Kendi elimizle ürettik çoğunu ilk başta, ailece yani bunu içerik yaptık. içerik üretmek meselesi. İçeriği evet. ürettik, yapıp evet. maket halini de kendimiz ürettik. Sonra bununla ilgili ilginç bir şekilde hikaye değişti. Yani Konya'dan, Diyarbakır'dan, Van'dan işte davet geldi. Oralarda böyle bunlarla ilgili okuma etkinlikleri tarzı. Bunlar hep kendiliğinden dolu. Yani aslında ben şunu söylemek istiyorum. Bir şey yapmak isteyince, siz ortaya bir şey koyunca geri kalanda karşılıktan, karşılık buluyor ve, e... ve... Bir de organik bir şekilde büyüyor, o da güzel yani. Evet, bir şeyi evet, böyle o, zorlayarak bir yapay bir büyüme, oldu. bir büyüme değil bu. Şöyle oldu mesela bizim genellikle insanlar talep etmeye başladı bizden bir takım çalışmaları. Mesela biz bir kutu masalları yaptık. Ee, sonrasında işte çocuklarla bir araya gelip bunu e, onlarla paylaştık. Bunu sosyal medyadan e, fotoğraflarını paylaştıktan sonra e, insanlar işte biz de dahil olabilir miyiz bu etkinliğe gibi taleplerde bulunmaya başladılar. Biz ondan sonra işte dediği gibi Ahmet Bey'in bir sürü şehre e, misafir olarak gitmiş olduk bu bir kutu masalın e, açtığı yolla. Bizim diğer işlerimizde de bu tarz çalışmalar oldu. Yani biz atölyeyi çocuklarla paylaştık diyoruz ya orada da biz yine atölye çalışmalarımızı sosyal medyadan paylaştığımızda aileler e, işte çocuklarımızı getirebilir miyiz? E, orada birlikte çalışma yapabilir misiniz? gibi. Bize taleplerde bulunmaya başladı. Bunun üzerine biz yine oturup kafa yorduk. Ne yapabiliriz? Nasıl bunu başka insanlarla da paylaşabiliriz gibi düşündük. Ortaya böyle bir atölye çalışması fikri çıktı. Bunun üzerine o da inşa edilmiş oldu. Yani hep ihtiyaç neyse, biz çünkü üretme kısmındayız aslında. Üretelim, yeni bir şey ortaya koyalım. İhtiyaç neyse de ona göre şekillendirelim gibi ilerlemiş olduk. Bizim için... O yüzden hepsinin ayrı yerleri var Çok ve güzel. keyifli çalışmalar Çok güzel. hepsi. Bir de şey merak ediyorum. Ee, uzun yıllardır beraber çalışıyorsunuz. Bu çalışmaların hemen hepsi e, ortak bir ürün. Aranızdaki iş paylaşımı nasıl oluyor? Her işi hepimiz yapıyoruz bir kere. Yani her konuda becerimiz var. Onlar zamanla oturuyor. Aslında birazcık talebe göre değiş değişmiş oluyor. Yani bizim aslında ikimizin bir atölyesi var. İkimizin de farklı tarzları var. Mesela Hanım bilimsel bitki ressamlığı üzerine e, yoğunlaştı. Ama illüstrasyonda da aynı şekilde o tarza yakın bir çalışmaları var. Ben de çocuk kitapları alanında yoğunlaştım. Biraz da animasyona merakım var. Fakat ortak noktalarımız olduğu zaman görev dağılımı yapmayı öğrendik. Yani e, ilk başlarda biraz karıştırıyorduk. Ben bu anlamda biraz zorluyordum işleri. Görev dağılımı fikri tabii ondan geldi. E, ben de bütün yönetimi, atölyenin yönetimini, koordinasyonunu ona dedim sen bu işte muhteşem sizin için daha zor olmuştur belki ama yönetmesi daha mı kolay oldu ee, aslında yani adını koyması kolaylaştırıyor işlerin yani evet biz çok işi birlikte yapıyoruz bizim bir de ekibimizin atölye balık ekibinin e, bir üyesi daha var başından beri hep yanımızda benim ablam Rümeysa Karaca e, hem o da grafiker e, ayrıca illüstrasyon resimleri yapıyor o da çok beceriklidir. Üç kişi başladık biz bu işe. Üçümüz de böyle bir proje üzerinde yoğunlaşıp çalışabiliyoruz evet ama sonrasında gitgide işte herkesin görev tanımı değişmeye başladı. Sen bu kısmı hallet, sen bu kısımda daha iyisin gibi böyle e, o koordine etme kısmını çözdükten sonra birlikte çalışmakta keyifli olmaya başladı. Kendi yani doğal akışında e, mesele çözülmüş öyle anlaşılıyor. Evet doğal akışı diyebiliriz. Yani yapmaya başlamak aslında insanı e, ...geliştiriyor hatta. E, biz de ilerledikçe öğrendik, öğreniyoruz. Yani geriye dönüp baktığımızda hep şeyler atarak ilerlemişiz. Yani bu anlamda hemen resim çizenlere, bir işle uğraşmak isteyenlere de böyle bir... E, ...hatırlatma bile olabilir yani. Bir şeye başladıktan sonra... ...hani bu kervan yolda düzür gibi demek istemiyorum. E, sonuç odaklı değil de süreci takip edip, süreçte tecrübe edinip... ...belli bir noktaya getirebiliyor insan kendini. Hı hı. Böyle bir aklıma geleni hatırlatmış oldum. Çok olabilir. teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız Sümeyra Hanım eksik olmayın, Ahmet Bey eksik olmayın. Efendim TRT Türk'te kültür pusulası yurt dışında yaşayan genç edebiyatçılarımızdan öykü yazarı Ecem Tuğba Hızarcı ile yapılan bir röportajla devam edecek. Ardından Tuğba Güner yeni bir konuyla burada olacak. Ekranlarınızın başından ayrılmayın lütfen. Merhaba ben Ecem Tuğba Hızarcı, 25 yaşındayım. Fransa'da yaşıyorum ve orada büyüdüm. Ee, bu sene psikoloji alanında, psikoloji lisansından mezun oldum. Arap ee, Araf Tuğçan Kelebekler adında bir öykü kitabım var. Terve dergisinin editör ekibinde yer alıyorum. 2019 yılında Türkçe ödülleri alanında bir yarışmaya katıldım ve oradaki ödüller, ödüller arasında yazarlık akademisine Strasbourg'da katılma imkanım oldu. Ee, orada birçok edebiyatçı arkadaşlarla beraberdik ve bir... E, bir dergi fikri ortaya çıktı. Bundan sonra düşündük ve Terve Dergisi'ni başlatabildik 2020 yılında. Editör ekibine yer alma sebeplerinden bir tanesi Fransızlı Türk Edebiyatı'nın diaspora kısmını gerçekten temsil etme isteğimdi. Terve Dergisi'yle beraber farklı alanlarda öyküler, şiirler, denemeler, söyleşiler, masa başı sohbetleri ve her sayıda farklı dosya konularıyla beraber edebiyatçı arkadaşlarla yurt dışında yaşayan ...Türk edebiyatçı arkadaşlarla e, yazı yazıyoruz. Amacımız yurt dışında Türkçe ile beraber aramızda bir bağ kurmak... E, diaspora, ...Türk diaspora edeb edebiyatına katkıda bulunmak ve... E, ...kendi meselelerimizi, yaşadığımız sorunları ve güzel yönlerini de nasıl... ...diğer ülkelere ve e, diğer toplumlara yansıtabildiğimizi göstermek istiyorum. Araf Tuğçan Kelebekler, ilk kitabım için benim için çok önemli olan bir isimdi. Çünkü o Araf meselesi çoğunlukla yurt dışında yaşayan Türklerin karşı karşıya kaldığı bir mesele. İki taraf arasında bir seçim bizden her zaman bekleniyor ama aslında biz ikiye ayrılabilir bölümlerden değil ama durmadan iletişimde olan kültür ve dillerden oluşuyoruz. Kelebekler de benim için kelebeğin ifade ettiği anlam çok metaforik ve bu sebepten dolayı durmadan yolculuk yapabilmesi bu Araf meselesini... ...benim için değerli kılıyordu. Rafta uçan kelebeklerle fantastik edebiyatın ve gerçek dışı edebiyatının... E, ...önemini kendi anlamımla göstermek istedim. Bunların arasında özellikle metafor ve sembollerle... E, ...aslında gayet gerçekçi meseleleri aktarabileceğimiz ve sesimizi duyabilmemiz... ...bu benim için e, fantastik edebiyatın çok önemli bir gücü. E, bu sebepten dolayı da kitabımda bu meseleleri ikiye bölüp... ...farklı şekillerde, öykülerimde e, yer vermeye çalıştım. Türkiye'nin benim hayatımdaki karşılığı... E, ...öncelikle aile kavramından başlıyor ve vatan sevgisinden başlıyor. Çok Türklerin yaşamadığı bir yerde büyüdüğüm için... E, ...Türkçe genelde ev ve yakın çevrede e, kullanabildiğim bir dildi. Ama tabii ki Türkiye'de yaşayan aile bireyleri oluyor ve arkadaşlarınız da oluyor. Oraya genellikle yazları gidiyorsunuz. Yani En az senede bir kez... Buradaki en büyük araç gerçekten dilin gücü oluyor. Benim için çok fazla Türkçe kitap okuyarak başladı. Çok fazla annemin bana anlattığı hikayelerle, Türkçe hikayelerle başladı. Kültürel miraslarımız, dilimizin önemi ve o vatan sevgisini aktarabilmek bence oldukça zor bir şey, özellikle şu anki çağda. Bunu başarmak de oldukça zor. Ama benim için bunun mümkün olması o Türkiye ile aramdaki bağ daha da güçlendiriliyor. Bunun bir e, çok önemli bizler için çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum ve buna e, inandığım için Türkçe'ye her zaman daha da çok Türkçe ve Türkçe'ye her zaman daha çok yakınlaşmak istedim. Daha çok kitap okumak, nereye kadar dili kullanabildiğimize bakmak bunlar çok önemli meseleler ve çift dilli ve çift kültürlü olmanın da Türkiye'deki Türkiye ile bağlarımız daha da güçlendirebildiğini düşünüyorum. En azından bu benim için böyle oldu. E, i̇ki ülke, iki kültürü, iki dili e, veya daha fazlasını beraber yaşatabilmek, onlarla olan bağlarımızı her zaman daha da güçlendiriyor. TRT Türk ekranlarında Kültür Pusulası devam ediyor. Bugünkü konuğum yönetmen Osman Nail Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Şanzelize Düğün Salonu'yla başlayalım. Tabi ekranlarında yayınlanıyor. Nasıl gelişti bu proje? Şanzelize Düğün Salonu, Tarık Tufan'ın biliyorsunuz bir romanı. Evet. Ee, Tarık abi aynı zamanda senarist olduğu için genelde e, eserlerini yazarken, e, bunu bir e, sinema olarak da düşünerek yazıyor. Ee, biz o dönem konuştuğumuzda aslında bunu bir sinema filmi olarak tasarlıyordu. Ee, senaryosuna çalışıyordu. Ee, senaryosuna bazı katkılarda bulunmuştum ben. Film senaryosuna. Hı hı. Ee, romanı okumamıştım ama sadece senaryo üzerinden konuşuyorduk. Ee, sonra ben romanı bir okuyayım dedim. Ee, senaryoya katkıda bulunabilmek için. Romanı okuyunca aslında bunun bir mini seris olabileceğine kanaat getirdim ve dedim ki ya bunu bir e, dizi yapabiliriz. Daha uzun soluklu bir şey olarak tasarlayabiliriz. O şekilde gelişti. En nihayetinde 8 bölümlük bir e, mini seris olarak TRT tabiye yaptık. Hı hı. E, aslında ilk e, onun hayali onu sinema film yapmaktı. Onu da aslında birlikte yapacaktık. Hı hı. E, ama... Yani romanın e, karakterlerinin çok yoğun olması romanda ve karakterlerin açılımlarının, derinliklerinin çok e, güzel olması bu bunu bir dizi yapma konusunda bir elimizi çok kolaylaştırmıştı. Uygundu yani. Evet çok uygundu. Hikaye de öyleydi yani uzun uzun anlatılabilecek bir hikayeydi. E, bu şekilde gelişti. Hı hı. Aslında kitap olarak yayınlanmış ve beyaz perdeye ekrana aktarılan... Pek çok eser var. Bu noktada zorluklar neler? Siz pek zorluk yaşamamışsınız diye anlıyorum ama ne gibi zorluklar var? Ya e Aslında tabii e, zorluk yaşıyorsunuz. Şöyle zorluk yaşıyorsunuz. E, eserin, romanın sahibinin aynı zamanda senarist olması e, epey bir e, problem yaşatıyor. Ama Tarık Abi sağ olsun bu konuda e, ikili çalışma noktası da çok e, elverişli ve yatkındı. E, tabii o romanı daha uzun e, soluklu e, düşünerek yazıyorlar. Birkaç sene içerisinde işte o karakterlerle hemhal olup onlarla e, ilişki kurarak, özdeşlik kurarak romanı ortaya çıkarıyorlar. E, şimdi bu dizi veya sinema dediğimiz noktada romanla çok ters orantılı bir durum. Yani çünkü romanda bir şeyi betimleyerek, hayal ederek, uzun uzun, uzun bir, bir sahneyi uzun uzun... Yani bir andan belki 50 sayfa hı hı, tasvirler. E, tasvir yapabiliyorsunuz. Bazı romanlar var bir gecede geçiyor. Yani hı. dolayısıyla bunu uyarlamak problem yaratıyor. Ee, işte karakterlerin değişmesi gerekebiliyor. Hı hı. Dramatik yapı anlamında bazı e, şeylerin tekrardan yazılması gerekebiliyor. Ya da yeni diyaloglar eklemek. E tabii zaten diyalogların neredeyse tamamı e, hı hı. ...dizi için üretilen şeylerdi. Romandan tabi almış olduğu diyaloglar vardır ama... E, ...temelde e, diyalogların tamamı. E, başka türlü mümkün değil zaten. Evet. Dolayısıyla e, roman uyarlaması çok zor bir konu bence de. E, ama Tarık Tufan senarist olduğu için... E, ...bir romancı olsaydı yalnızca... ...belki bu konuda bayağı zorluk yaşayabilirdik ama... E, ...kendisi senarist olduğu için işte karakterlerin değiştirirken ama bazı yerlerde mesela şey diyordu ya ben bunu anlamıyorum bir şey anlatıyorum mesela işte bunun böyle olması lazım bu karakterin buraya gitmesi lazım işte olayın burada kopması falan anlayamıyordu yani <laughs> e, günler sürüyordu ama bizim de vaktimiz vardı yani senaryo çalışmaya vaktimiz vardı ee, ama en nihayetinde bu, bu işin temelinde de zaten bu var yani çalışmak uzun soluk çalışmak var. Ee, bu konuda zorluk yaşamak zaten bizim işin, sinemanın, dizinin parçası. bu sektörün bir parçası olduğu için hani bunu bir ağırlık olarak üzerimizde taşımıyoruz. Hı hı. Zaten öngörülebilen bir durum yani. E tabi yani bu işe girdiyseniz, bu işi yapmak istiyorsanız e, bunların hepsini göğüslemeniz gerekiyor. Evet. Tutunamayanlardan bahsedelim. Çok sevilen bir diziydi. Keşke bitmese dediğimiz bir diziydi. Evet, Tutunamayanlar e, benim içerisindeyken yani yazarken ve çekerken ben aynı zamanda senaryo grubundaydım hı hı. ki senaryo grubunda olmam e, benim için çok yani hayatım konusunda problem çıkarıyordu çünkü e, sete gidiyorum 12 saat 14 saat çekim yapıyoruz setten çıkıyorum bazen senaristleri sete getiriyorum arkadaşları hı hı. orada çalışıyoruz set aralarında. Yani sosyal hayatta hiçbir şey kalmamıştı. Yani repo var bizim biliyorsunuz, evet. tatilimiz var. Öyle bir günüm yoktu falan. Hmm. E, dolayısıyla benim için böyle e, aslında e, beni depresyona sokan, böyle bunalıma sokan bir iş olmuştu. İçerisindeyken ama onun böyle etkili, insanların çok sevmesi vesaire gibi şeyleri çok anlayamamıştım. Hmm. E, çünkü sürekli çalışıyordum, devamlı çalışıyordum insanlarla etkileşimde değildim. Hı hı. Tabii sosyal medyadan görüyordum ama hani birebir de insanlarla konuşmak, onlardan bir şeyler duymak bambaşka şey oluyor. Tabii. Ee, ama buna rağmen tabii tutunamayanlar e, benim bir önce bir küçük mini dizi çekmiştim. Orada çok anlamamıştım. Yani hı hı. İlk bir kez bir dizi deneyimi yaşamıştım. Sonrasında tutunamayanlara başlamıştım. Orada o işte bir e, oyuncularla set çalışanlarıyla bir aile olup ortaya bir şey çıkarmanın lezzetini çok yaşamamıştım. Çok hı hı. küçük beş bölümlük bir iş olduğu için tutunamayanlar da o da vardı tabii. Yani işte oyuncularla e, sahneye katkıları oyuncuların hatta bir set çalışanının bile bazen e, sahneyi çekmeden önce de çekerken bir şey söylemesi üzerinden sahneye eklediğimiz hı hı. şeyler falan çok tatlı şeylerdi. Yani biraz benim için böyle ee, Dilenma yaratıyordu. Yani hem sette çok iyi ama çok yoruluyorum. Ee, i̇yi mi gidiyor bilmiyorum. İnsanlar seviyor mu vesaire vesaire. Hı hı. Ee, bunun neticesinde benim artık ya ben bunu yapamayacağım galiba diyerek bitirdiğim bir iş oldu. Hı hı. Ama hala bugün e, işte sosyal hayatta gezinirken. Hı hı insanların işte çok sevdiklerini söyledikleri, evet. keşke devam etsin, keşke yapsanız vesaire dedikleri bir iş hala oldu. Hala söylüyorlar, sosyal medyada da hala evet. söylüyorlar. Evet hala söylüyorlar. Paylaşılıyor. Ben sonra bir tane bir dizi daha yaptım, hmm. e, Dünya Hali diye. O daha uzun soluklu sürdü aslında. Gerçi onun da ben 6. 7. bölümünde bıraktım. Hmm. E, yapımcı olarak devam ettim. E, orada mesela şey anladım, Yani tutunamayanlar... ...başka bir yerde hı hı. duruyormuş seyircinin gözünde. Evet. Ve ee, özledikleri böyle... de bir... E, Efendim? E, seyircilerin özledikleri bir lezzet var dizide. Çok evet. samimi. Yani o işte her zaman ekrana yansıyamayabiliyor. Hı. Yani o senaryosundan işte gerçekten setteki çaycısına kadar... ...herkesin bir ahenk içerisinde uyumlu çalışmasından kaynaklı bir hı hı. E, şey oluyor duygu oluyor. Onu her zaman yani her şeyi bütün matematiği doğru kursanız bile yakalamak bazen kolay olmuyor. Biraz nasip işi galiba. Hı hı. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Ee, tutunamayanlar bazen de benim dönüp ya aslında tekrardan bir, bir sezon bir denesek mi yapsak mı falan diye düşündüğüm bir iş oldu. Şu an şimdi bunu söylediyseniz kesin beklerler. Ne zaman <laughs> ne zaman. Ee, ya onu ben bazen Twitter'da böyle hmm. geçenlerde bir şey yaptım. İşte şu kadar fav beğeni yaparsanız evet. e, şey yapacağım, girişimde bulunacağım, <laughs> bulunacağım diye ee, beklediğim şey gelmedi. Öyle mi? yani evet, ben de dedim <laughs> gerek yok. Anladım. Peki bir de uzun metrajınız var Güvercin Hırsızları. Orada hiç oyunculuk deneyimi olmayan çocukları oynatıyorsunuz. Hmm. Bu seyirciye yansımıyor yani. E, Klasik seyirci diyelim anlamıyorlar çocukların oyunculuk deneyiminin olmadığını. Bunu nasıl başardınız? E, güvercin Hırsızları bir de benim ilk e, sinema deneyimimde Aslında dizi ve e, sinema yani sektör diyelim. Sektördeki ilk deneyimimdi. E, şey derler yani ilk iş için e, çalışılmaması gereken şey noktası da, kişiler noktası da, Hı. çocuk yaşlı ve hayvan Zor. derler yani bu ilk iş için ya da herhangi bir e, dizi ya da sinema Hı. E, deneyimi için bunu çok zorlu görürler e, ben öyle olmadı bende yani 25 yaşlarındaydım e, Yozgat'ta çektik biz filmi e, aynı zamanda memleketim memleketimdeyim e, bir hikaye orada geçiyordu yani senaryodaki hikayeyi de orada geçiyordu aslında ee, ...çocukluğumuza, abimle birlikte yazdık onu, Samet Doğan'la. Çocukluğumuza dair bir hikayeydi. Yani kendi yaşadığımız, atmosferini kendimiz sezinlediğimiz bir hikayeydi. Ee, dolayısıyla şey düşünüyordum, Ya ben oradaki... ...çocukların, tabii kamera... E, ...önünde olmak başka bir deneyim ama... ...oradaki çocukların bu duyguyu çok rahat verebileceğini, çünkü zaten hali hazırda... ...oradaki atmosferi bildiklerini düşünüyordum. Hı hı. Ee, Tabii beri tarafta da profesyonelce bir durum var yani bir, bir bir karakteri oynayacak oradaki bulduğumuz çocuk ve bunun oynadığını kamera önünde insanların Hani bu oynuyor dememesi gerekiyor hı hı. kutay sandıkçı bir oyuncu koçu arkadaşım var kutayla biz Yozgata gittik ve bir ön araştırma işte yapabilir miyiz bunu gerçekten buradaki çocuklarla diye Okulları gezdik, ettik falan. Hı hı. Ee, sonra Seyit, e, Seyit Nizam'ı bulduk. Ee, Seyit Nizam'ın yüzüne baktığınızda gerçekten böyle bir e, karakteristik bir bakış var, böyle yani derinlerde bir şey hissediyorsunuz. Hı hı. Ee, sonra işte böyle deneme çekimleri vesaire falan yaparken ha dedik ya bu çocuk kamera önünde, evet burada durduğu gibi durabiliyor. Hı hı. Ee, sonrasında da Kutay ile onlar çalışmaya devam ettiler. Ee, yine e, Beri tarafta işte küçük İsmail karakterini oynayan e, Mert diye bir kardeşimiz vardı. O da 7 yaşında. Onu bulduk. E, neredeyse tamamı yani iki oyuncu hariç neredeyse tamamının yerel e, daha önce hiç kamera görmemiş hı hı. insanlardan oluşturduğumuz bir kast oldu figürasyonundan hı hı. işte yan karakterlerine kadar. E, tabii şey sinema biraz Yönetmenin e, ikna alma biçimi yani sahnedeki gördüğü şeye ikna olma biçimi, orada bir şekilde ikna oldum hı hı. E, çocuklara ve sonuçta aslında güzel oldu. Aslında sinem. çocuklar da ikna olmuşlar çünkü şimdi düşününce Kiyer Üstemi, Mecidi, Ahmet Uluçay evet. onların filmlerinde de biz hiç oyunculuk deneyimi olmayan çocukları görüyoruz ve çok da güzel oynuyorlar özellikle Kirin sistemi de bunu fazlasıyla görüyoruz burada e, oynayan kişinin çocuğun performansı yeteneği tabii ki önemli ama yönetmenin onu oynatabiliyor olması burada çok önemli e, Tabii yani e, Ahmet Uluçayı şey biliyorsunuz e, Karpuz Kabuğundan Hı -hı. Gemiler Yapmak filminde e, oynattığı... E, şimdi ismini hatırlayamadım ama bir kız çocuğu evet. karakteri vardı e, ikinci filmi için Kast seçmelerinde o tekrardan bir işte oynamak istemiş demiş ki sen artık oyuncu oldun. Ee, onun yaklaşımı Ahmet abinin öyleymiş yani Hı -hı. oyuncu olmayan insanlarla çalışmak onun için daha kolaymış. Hı -hı. E, bu bir yerde şöyle yani oyuncunun da bir bagajı oluyor yani. Evet bu e, seyircinin e, klasik seyircinin sizin tabirinizle deneyim açısından kolay bir şey yönetmen açısından yani. Hı -hı. E, evet profesyonelce bir şey koyuyor ortaya ama başka bir deneyim yaşamak, başka bir gerçekliği perdeye aktarmak istiyorsanız bazen oyunculuktan kaçmanız gerekiyor. Hı -hı. Yani tabii orada şöyle bir ayrım var. Gerçekliğe ne kadar çok yaklaşırsanız belgesel tadı da verebilir. Hı -hı. O zaman böyle bir müsamereye dönüşebilir. Çok ince bir çizgi var orada. Orada da görüntü çok önemli oluyor. Evet. Görüntü, oyuncunun duruşu konuşması, her şey, yani bütün ahenk içerisinde yürümesi hı hı. gerekiyor. Ee, Valla ben oyuncularla da çalıştım. Ee, daha önce kamera görmemiş oyuncu ile çalışmam daha kolaydı daha benim kolay için. Aldım. Çünkü oyuncunun gerçekten bagajı oluyor. Yani hı. karaktere dair bir fikri var ee, ve onu size sunabiliyor sadece. Hı hı. Ee, diğer tarafta bakir bir insan var. Yani evet. O oyuncuya dair fikri yok ve deniyor. O çok e, acayip bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla e, ben şimdilerde e, Ahmet Uluçay'dan söz ettim. Ahmet abinin yazdığı ama çekemediği bir senaryosu vardı. Bozkır'da Deniz Kabuğu diye. O senaryoyu çekmek üzereyim. Yani onunla ilgileniyorum. Orada da yine no name yani daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan biriyle çalışacağız büyük ihtimalle. Aynı yoldan devam edeceğiz yani. O zaman son dönem projeleriniz olarak Ahmet Uluçay'ın e, filmini Beyaz Perde'ye aktarmak evet, var. Evet inşallah. Tabii Ahmet abinin 92 yılında yazdığı bir e, senaryo, bir senaryo. O. Aslında ilk yazdığı Hı -hı. senaryo. E, Ömür boyunca hep çekmeyi hayal ettiği bir iş. E, öyle kenarda duruyordu yani. E, benim için de şöyle bir tarafı var. E, senaryoyu okuduktan sonra bunu anlamıştım. Türk sineması için yeni bir e, perde yeni bir soluk açılabilir o film çekilebilirse. Yani bunu sadece benim çekmem değil. Daha önce hmm. biliyorsunuz e, Ahmet abi öldükten sonra e, bu senaryoyu çekmek için birkaç yönetmen bir araya evet. gelmişti. Yeşim Ustaoğlu, işte Ezel Kayalar falan. Ama olmamıştı. Bir şekilde bu senaryonun perdeye aktarılması gerekiyor. Çünkü Ahmet abi'nin o yerli sinema dediğimiz e, Hayal gücü yani oradaki bulduğu şey, bulduğu dil, bulduğu üslup, bulduğu hikaye gerçekten gençler için bir soluk olma niteliği evet. taşıyabilir. Çok kıymetli bir iş. Ee, biz de merakla bekliyoruz. Biraz uzun sürecek tabii. Hı -hı. İşte bizim yaklaşık şöyle baktığım benim yani ne zaman biterse diye planladığımız set, ne zaman biterse diye planladığımız... Ee, süresi olmayan bir sete gireceğiz hı hı. İşte 10 hafta 8 hafta falan değil yani ne zaman evet bu oldu dediğimizde bitecek bir hikaye ee, o yüzden herhalde birkaç sene sürecektir tamamlanması hı hı. peki çok teşekkür ediyorum keyifli bir sohbet oldu İyi ben ki geldiniz ben çok teşekkür ediyorum çok sağ olun ağzına sağlık kültür pusulasının bu hafta sonuna geldik bugünkü konuğum Osman Nail Doğan'dı kendisiyle diziyi filmleri ve projelerini konuştuk Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.